Switzerland bir ülke olduğu için buraya it yazıyorum. Adem erkek olduğu için he. Mister erkek için kullanılan bir kelimedir. Amerikalılar noktayla kullanıyor. Nokta koymasan da sıkıntı yok ama koyarsan daha iyi olur. Mr. Bay demek mesela ya da bey demek. Mesela Ahmet Bey diyoruz ya, o anlamına gelen bir kelimedir. Mr. kelimesinden sonra soyadı kullanıyorsun. Soyad ya da ad soyad kullanıyorsun. Okay? Sadece ad yazmıyorsun. Mesela benim adım Hamit. Mr. Hamit değil bu. Mr. Can diyebilirsin çünkü soyadım Can, ya da Mr. Hamit Can diyebilirsin. Buradaki Mr. de erkek olduğu için he yazıyoruz. A book bir kitap demek. O zaman it olacak. Professor Ayer, bu profesörün kısaltmasıdır. Bu ne olur tabii ki? He olur. Değil mi? Olmaz tabii ki. Neden olmaz? Çünkü professor kelimesi ardından Ayer dedi soyadını kullanıyor. Bu erkek de olabilir, kadın da olabilir. O yüzden burada şöyle yazıyorsun. He, she. İkisi de olabilir çünkü. Buna dikkat et. Şuna. Italy bu ülke olduğu için it yazıyoruz. 7. Şurası miss diye okunuyor. Bu evliliği karıştırmak istemiyorsan ve bir kadından bahsediyorsan Ayşe Hanım, şimdi Leyla Hanım gibi o zaman bu kelimeyi kullanıyorsun. Yani bu kadınlar için kullanılıyor. She. Bunu ileride kelime kısmında göreceğiz tekrardan. Dr. Hayat yine erkekten bahsettiği için he yazıyoruz. Değil tabii ki. Ne diyorsun? Doctor diyorsun. Erkek için de olabilir, kadın için de olabilir. Çünkü oradaki Hayat onun soy ismi. O yüzden he de olur, she de olur. Pen, kalem. O zaman it olur. Samet erkek ismi olduğu için he olur. Dr. Melek Can. Dr. Melek ismini de yazdığı için direkt she oluyor şu anda. A dog bir köpek. O zaman it oluyor. Japanese bir Japonca demek. It oluyor. 14 Miss Güler. Bu da Miss kadınlar için kullanılıyor. Bekar olan kadınlara işte Ayşe Hanım, Leyla Hanım demek için bu kelime kullanılıyor. O yüzden buraya da she yazıyoruz. Tabi burada yanlışların varsa sen dert etme şu alıştırmada. Öğrendiklerini ekstradan işaret et. Okey mi?